Evet sevgili sporseverler, sevgili taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında tekrardan birlikteyiz. İlk yarıda bir elektrik kesintisinden dolayı yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Tekrardan arıza giderilene kadar ilk yarı bitti. İkinci yarıda tekrardan sizlerle birlikteyiz. İlk yarı skoru Lübra Spor 0, İFA Spor 0. Şimdi Lübra Spor atağın çıkmak isterken yerde kalan oyuncumuz var. Şimdi İFA Spor kontra atağında topla buluşan 13 numaralı oyuncuları sağ kanada dönüyor. Orada futbolcunun aradı. Cezasına girdi. Futbolcunun şut. Topu ağlardı gol. Şut topu ağlardı gol. İFA Spor. Karşılaşmanın 47. dakikasında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atakta. Ceza sahası içinde rakibini geçti. Sağ çaprazdan vurdu. Top kalecinin altından havalarla buluştu. Kalecimiz Ece orada topa müdahalede bulunamadı. Ve İFA Spor karşılaşmanın 47. dakikasında ikinci yarının hemen başında 1-0 öne geçiyor. Başlayacak. Bak, ikinci yarıda oyuncu değişikliği oldu mu bilmiyorum. Golü atan zannedersem 11 numara Ozan Vatansever. Karşılaşma tekrardan Lokaspor'un görüşüne başladı. Lokaspor da tarafı kontrol etti. Kendi ağlarını pas yaptılar. Sağ kanada doğru bir pas. Yetişemedi orada. Kaçan ilk yarı yayına girse de alır. He? İlk yarıdaki yayına girse de alır. Neyin karısı da abi? Şimdi canlı nasıl olur? Lübra Spor sol taraftan taç atışının oyuna başladı. İleri doğru bir top. Orada bir kafa darbesi geldi İFA Spor oyunculardan. İFA Spor sol sağ kanattan atağa çıkma çabasında. Araya bir pas. Kim yetişebilir mi? Yetişemedi. Yetişemedi kalecimiz. Ege. Kale vuruşunu kullanmak üzere kullandı. Sol kanatta kaptan Muhammed ileri doğru oynadı. Orta sahada kapı mücadelesinde İFA Spor oyuncuları topu kaptı. Sağ kanata bir ara pasta çizgi indirdi arkadaşını. Orta pozisyon arıyor. Karşıladık orada rakibi. Ortaya doğru döndü. Orada bir müdahale geldi. Orada bir müdahale geldi. 7 numaralı oyuncumuz bir aydan yerde kalan oyuncu orada. İFA Spor 20 numara Samet. Samet ikinci yarı girdi oyuna. Samet yerde kaldı. Ve atışı İFA Spor kullanacak. Rakip yaralının ortalarından. Kale uzak bir mesafe. Yine de şut atılabilecek bir mesafede top. Oyuncular ceza sahası çizgisi üstünde adam adamı paylaşımını yaptılar. İFA Spor'da 7 numara Mehmet Ali. Topun başında Mehmet Ali topa doğru geldi. Mehmet Ali vuruşunu yaptı dışarıya. Mehmet Ali sert şutunu top dışarıya gitti. Kalenin üstünden. Kalecimiz Ege. Kale vuruşunu kullanacak. Arkadaşlarının dağılımına baktı. Ege ileri doğru baktı. Ağır, 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 ağır.
kafayla çevirdi Urfa Spor oyuncular. Defansımızda topu çevirdik. Şimdi 10 numara Ferhat ileri doğru mutlu battı. Ferhat'ın topunda topla buluşan 7 numara İray son anda orta defansta ayaklayan 5 numara Ayhan Güneş. Şimdi atak yönüne göre sağ kanattan korner atışını kullanacak Gömürga Spor. Korneri kullanmak için o noktaya giden oyuncumuz 10 numara Ferhat Eseloğlu. Ceza sahasında 2, 4, 5, 6, 7 oyuncu ile birlikte gol arıyoruz. Gole karşılık vermek istiyoruz. Ferhat topu koydu. Ferhat'ın ortasında rakip defans orada müdahalede bulundu. Top oyunda geriye doğru döndü. Ege uzun bir top oynadı ileri doğru Ferhat'a doğru. Ferhat kafa topunun daha başarılı değil. Evet, orta sahada Umut kafayı vurdu ve topunu takip ediyor. Umut topu kovalıyor. Evet, forvetimiz. Evet, teşekkür ediyoruz şu anda. Bizler sadece Lübeck'ten değil, konu olduğumuz Urfa Spor'un İstanbul'daki taraftarları da takip ediyor. Van'dan şu anda yeni izleyenler varmış. Lübeck Spor TV, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lübeck Spor TV'yi beğenmenizi rica ediyoruz. Bir yorum yapmanızı rica ediyoruz. Lübeck Spor, Lübeck Spor'un olduğu her yerde Lübeck Spor TV'de vardır. Bizler yayınlarımıza devam etmeye çalışacağız sezon boyunca. İçeride dışarıda Urfa Spor hata ceza sahasına bir kafa dışarıya. Ceza sahasına bir orta. Orada bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Urfa Sporlu oyuncu top yandan orta çıktı. Ege kaleci vuruşunu kullanmak üzere kullandı. Ceza sahasının arkasında paslaştı. Defansa top yapıp hata çıkmak peşindeyiz. Tekrardan geriye doğru, ileri doğru. Uzun bir top. Uzun topa Murat hareketlenmek istedi. Öncesinde defansın kafayla müdahalesi vardı. Orada Urfa Sporlu oyuncular kendi aralarında bir dükkan kurdular. Şimdi sağ kanatta Urfa Spor geliyor atak yönüne göre. Orada hakem öncesinde faul kesin ihtimal var. Bir oyuncu değişikliği var Urfa Spor'da. Yedi numara Mehmet Ali çıktı oyundan. Hayır, Mehmet Ali çıkmadı. 77 numara Muhammed Taşdemir sakatlandı. O da ikinci yarıda girmişti oyuna. Kısa bir süre oyunda kaldı. Sakatlandı Mehmet. Mehmet şimdi oyuncu değişikliği için kenara geldi. Urfa Spor'da yerine Kerem oyuncuyu birazdan size söyleyeceğim. Urfa Spor'da orada bir müdahale oldu da spor oyunculardan. Taş atışını Lübeck Spor kullanan sol kanattan ileri doğru uzun bir taş atışı geldi ama orada Urfa Spor defansı geçit vermedi oyuncularımıza. Aynı noktalar, aynı çizgi üzerinden bir taş atışı daha kullanıyor Lübeck Spor. Yine ileri doğru kullandı. Orta seken top arkaya doğru. Orta alan topa alandı defansımıza doğru. Defansımıza topa müdahalede bulunduk. Orada kafaya çıkarken bir faul yaptı. Mahkeme oynayın dedi. O da 13 numara oyuncu cezasına doğru bindirdi. Kaleci Ege müthiş bir refleksle topu rakibinin önünden aldı. Şimdi ileri doğru bir pas düşüncesi. Top taşa gitti, yetişemedi. Orada oyuncumuz Urfa Spor taş atışını kullandı orada. Kaptan Muhammed Özdemir yine müdahalede bulundu. Muhammed bugün bayağı istekli gözüküyor ama Orbet'e bir türlü topu aktaramadı. Muhammed'i
biraz performansıyla alakalı problem var ama yine takım ikinci yarı daha iyi ilk yarıya göre. Fakat ceza sahamızdan çok çıkamıyoruz. 13 numara uçuk orada. Kaçak atışı top, kaç atışını İFA Spor kullanacak. Çok yoğun ses var bulunduğumuz yerde. İFA Spor'da gol attıktan sonra taraftarlar daha çok destek vermeye başlar takımlarına. Şimdi İFA Spor taç atışını kullanacak. Atakürme göre sol çizgiden kullandı. Geriye doğru bir pas. 5 numara Ayhan ileri doğru doldurdu defa. Ceza sahamızda top. Bir kafa vuruşu geldi defansımızdan. Orada İFA Spor'la oyuncular topu indirmeye çalıştı. El var dediler orada. 20 numaralı oyuncu Samet. Samet markasını yaptı. Geriye doğru bir orta. Bir kafa. Bir kafa topağlarda gol. Bir kafa topağlarda gol. Orada golü atan 13 numara Kadir. Evet, Kadir'in golü 13 numara Kadir Ballı. Maalesef biz hiçbir şekilde topu ileri rakip alana bile atamıyoruz farkındaysan abi. Yani nasıl bir taktik anlayışı bu, ben anlamış değilim. Biz kendi alanımızdan çıkamıyoruz abi. Ve defansta geri dönüyoruz, çok büyük hatalar yapıyoruz. Bilmiyorum nasıl bu işin üstesinden geleceğiz. Zaman zaman her zaman. Vallahi Ali'cim doğru söylüyorsun. Hocamızın taktiksel anlayışını ben de anlamadım. Murat'ı ileride tek başına bırakıyoruz. Murat oralarda kendi kendine gezinip duruyor. Murat'a top da gelmiyor. Şimdi takımın en ilerinden kalmıyor zaten top kovalamaktan. Takımın en ilerinden 10 numara, 11 numara, 7 numara Cankat, Ferhat ve Biray'ı çıkarttı. Enteresan. Vallahi tutumu 3 oyuncumuz değişiyor şu anda. Oyuna 3 tane oyuncumuz girdi. Burada giren oyuncu da defansının önüne gitti. Yine gol yollarında etkili olmayı bekleyeceğiz ama nasıl olacağız onu da bilmiyoruz. Oyuna başladı Lovra Spor. Şimdi ileri doğru uzun bir top. Orada 18 numara Yunus Emre topu takip etmeye çalıştı. Kaleciye dönmek isterken pres yaptı. O presten kurtuldu İFA Sporlu oyuncular. Defansa topu çevirdiler. Sağ kanada doğru oynadı İFA Spor. Sağ kanattan atak girişiminde uzun bir top geldi. Uzun topa kafayla önüne indirdi. 8 numara Selahattin. Selahattin topu aldı, geriye doğru döndü. Orada iki tane güzel hareketle rakibinden sıyrıldık. Orta pozisyonu 13 numaralı oyuncuları yine Kadir güzel bir estetik hareketle orada topu kaleye gönderdi. Kalecimizin de biraz şansı vardı orada. Bir de burada spor defansı topu ileriye doğru vurup rakibe teslim ediyor. Rakip devamlı geliyor. Şimdi araya girmeye çalışıyoruz. Orada bir faul vardı. Hakem faulü vermedi. Oynayın dedi. Yine İFA Spor hata. 11 numara Ozan. Ozan içeri doğru kat etti. Ozan pasını verdi. Öncesinde offside. Yan hakem offside bayrağını kaldırmıştı. Kaleci Ege. İleri doğru vuruşunu yaptı. Kadir orada kafayla sekti. 18 numara Yunus Emre geldi, rakibine baskı yaptı. Kaleciye doğru döndü. Kaleci Burak. Kaleci Burak vuruşunu yaptı ileri doğru. Sağ kanatta İFA Spor oyuncu topu kontrol etti. Atak girişiminde çizgiliğin arkasını oynadı. Orta alanda topla buluşan İFA Spor oyuncu topunu atağa çıkartıyor. Arkadan bir müdahale, açan oynayın dedi. Topa dedi. Lomukar Spor atak girişiminde atak doğru çıkarken sol kanadı doğru uzun bir top geldi. O uzun topa İFA Spor defansı
Ufaspor defansının müdahalesini yaptı ve takımı tekrar hataya kaldırmanın peşinde orta alanda 20 numara Samet pasını verdi. Geriye doğru döndü. Korlantı oynuyorlar artık. Kendilerini yormak istemiyorlar. Top onlarda kaldığımız doğru Ufaspor oyuncular. Ayan kaleci Burak'a döndü. Burak önündeki arkadaşını oynadı. Ayhan uçurtla oynayacaktı. Vazgeçti. Geriye doğru orta alanda 20 numara Samet. Samet'ten geriye döndü. Ufaspor çok rahat oynuyor. İleri doğru bir top. Top altını daraya girdi. Şimdi hata çıkma girişimindeyiz. Burada çok güzel bir hareket olarak elinden sıyrıldı. Bir çalım daha attı. Sol kanattan bindiren var. Yerden bir pas. Sol kanattan geliyor. Ceza sahasının içinde. Ceza sahasının top. Orta pozisyonu. Öncesinde offside bayrağını kaldırdı yan hakem. En direkt vuruşla oyuna başlayacak. Ufaspor. Kaleci Burak. Ufaspor atağa. Ceza sahasını doğru yükselten top. Bir müdahale kalecimizden ama öncesinde hakem offside'ı kaldırdı. Ege kullanacak şimdi. Offside'ın bana direkt vuruşu kullandı. Önündeki arkadaşımla. İleri doğru uzun bir top geldi. Murat. Top uzak kaldı yine. Ufaspor'un topu yükseltti. Çizgide topu müdahalede bulunamadı. 11 numaralı Ozan Vatansever. Bir kafa darbesi. Tekrardan aynı çizgi üzerinden taç kullanacakken orada 12 numaralı Ufuk Erdem. Cihan yandı. Yerde kalan oyuncuydu. Orada 3-4 kişi birden kafaya çıkmıştı oyuncular. Taş atışını kullandık. İleri doğru. Orada bir topu kontrol etti. 6 numaralı oyuncumuz Umut. İçeri doğru, ceza sahasına doğru girmek üzereyiz. Şimdi şut pozisyonu, şutunu çekti. Çok zayıf bir vuruş. Çok zayıf bir vuruş orada. Orada bir faul bekledik, penaltı bekledik. Orada bir müdahale vardı ama hocam oynayın dedi. Ufaspor sağ kanattan geliyor. Berkay Çapra topa yetişebilme çabasında. Oyuncumuz orada. Omuz omuza mücadele eden galip çıktı. Orada bir darbe aldı oyuncumuz. Yerde kaldı. ...17 numara Hüseyin, az önce ceza sahasında yerde kalmış Hüseyin de ikinci adı oyuna gelen oyuncularımızdan. 18 numara Yunus Emre de ikinci yarıda geldi. Yunus Emre'den beklentilerimiz çok ama maalesef takım olarak bu hafta kötüyüz. Yani takım olarak daha bir birleşme sağlayamamış gözüküyor. Çok kötü bir oyuncumuz var. Takım neden alamadık onu bilmiyorum. Bu arada su molası verildi. Evet. Yani böyle bir eleştiriye giriyoruz. Biz takımımızı eleştireceğiz tabii ki. Taraftarlar da eleştirecek. Yani bizim bilmiyorum bir an önce takım olabilmemiz lazım. Bu taktikler yani geri çekilerek oynayacak bir gol ara gol ye tamam okey. Onda problem yok. Hani ben böyle düşünüyorum ama çekilip de gol yiyorsun. Çekiliyorsun bari gol yeme yani. Sağ bek, sol bek çok hatalı oynadık. Orta sahadan ileri top Ferhat'la Binay taşımaya çalıştı. Forvetimiz top bağlamaktan yoruldu. Ayağına top gelse gol atacak durumu yok yani. İşin kötü tarafı Ferhat ve Biray'la gol bulmaya çalışırken ikisi de oyundan çıktı. Vallahi eleştiri mi bu artık bilmiyorum da inşallah her şey düzelir yani. İnşallah kaldı işimiz. Su molası bitti. Hakem tekrardan oyuncuları sahaya davet etti. Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Ufaspor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Sentetik bir saha. İlk maçlarıymış burada Ufaspor'un. Doğal olarak futbolcuların aileleri, burada oturan, bu bölgede oturan insanlar maça ilgi gösterdiler. Güzel bir atmosfer var. Kalabalık, güzel bir maç.
Güzel bir saha. Daha da gelişeceğini düşünüyorum bu sahanın. Karşı tarafta scoreboard falan olacakmış yakın zamanda. Evet, yayın için ekipmanlar, yayın bölümü yapılacakmış. Evet, basın öyle bir şeyler varmış. Güzel bir atmosfer var statta. Güzel bir yer var. Taraftar da takımı destekliyor. Güzel bir taraftarları da var. Şimdiye kadar herhangi bir kötü bir tezahüratta bulunmadılar. Lüleburgazspor'a karşı. Ben bir tane küfür duymadım. Lüleburgazspor'la alakalı da. Normalde başka bir takımla alakalı yani küfür duymadım. Bakıyoruz böyle, bir sürü aile var burada. Aileler maçları izliyor. Ve bir tane küfür yok. Gerçekten güzel bir ortam. Evet. Yani biz... tek eksik Lüleburgazspor'un biraz daha aktif futbol oynaması. Gol ve goller görmemiz. Evet. İnşallah o da olacak. Valla bu şartlarda biraz zor gibi duruyor aslına bakarsan, hani gerçeği söylemek gerekirse, çünkü yani, takımımızı eleştirmiyoruz abi. Evet, takımımızı eleştirmek, bize belki eksi puan yazan izleyicilerimiz var, taraftarımız var, ama gerçekten böyle bir kaliteli takımı nasıl oynatamıyoruz, ben onu anlamıyorum. Tamam, antrenman eksiği, yani bir hafta çift antrenman yaptıklarını biliyoruz. Yani uyum, çocuklar 7-24 beraberler, iyi bir arkadaşlık ortamları var. Ama biz neden takım olamadık bilmiyorum yani. Vallahi Ali, ben şimdi dürüst konuşuyorum sana, net konuşuyorum. Buradan bir muhalifete dönersek, taktiksel anlamda ben bunu hocaya yazarım abi. Çünkü Dilşat onu gösteriyor yani. Gol bulmamız bile sürpriz olur gibi geliyor. Yani bana da öyle geliyor, çünkü gidecek pozisyon yaratamıyoruz kendimize. Orta sahayla forvet tarafında çok fazla bir boşluk var. O boşlukta 4 tane İFA Sporlu oyuncu var. Bizim o topu, orada topu alma şansımız çok zor. Yani kendi yarı sahamızda gelen topu karşılayıp, hani tabiri caizse bam güm ileri şişirmekle olacak iş değil bu. Evet, rakip de bamlı geliyor. Yani forvetimize bir tane düzgün top atamadık. Ne yazık. Öyle. Çok orada, yazık yani. Orada bir kalabalıklaşamadık orada. İleride çoğalamadık. Murat yalnız kaldı. Maçın başından beri çocuk tek başına koşmaya çalışıyor. Ona da hak veriyorum. O da ne yapsın? Bir taraftan pres yapmaya çalışıyor. Bir taraftan kendine pozisyon hazırlamaya çalışıyor, ama arkadan gelen destek yok ona. Pas konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlarına. Abi, bizim hazırlık maçında oynadığımız takım, emin ol, bu takımlardan bir eksiği yoktu. Kuştepe Spor'la. Yani bu takım, o takıma kök söktürdü. Forvet olsun yani. Böyle bir takımla oynuyoruz. Yine yani bu rakibimizin de onlardan bir farkı yok. Hemen hemen aynı güçteler. Saraspor da aynı. O rakibimiz oynadığımız hazırlık maçındaki. Ki o hazırlık maçından sonra bu takıma takviyeler oldu bir sürü. Ama neden başarısızız bilmiyorum yani. Vallahi muhtemelen o zaman hocayla alakalı bir durum var burada Ali. Hocanın taktiği önemli. Yani maç öncesi ne yapması gerektiğini, topçuların nasıl oynayacağını hoca söylüyor sonuç itibariyle. Oyuncuya evet çıkmayacaksın, burada karşılayacaksın, bu kadar mesafede oynayacağız dedikten sonra topçunun kalkıp da hayır hocam bunu yapacağız deme şansı olmadığını düşünüyorum. Yani hocamız biraz nasıl tarif edilir bilmiyorum. Defansif bir adam. Defansif oynamayı seviyor yani, galiba. Konuşamıyorsun bile yanında. Yani taraftar eminim ki bizim gördüklerimizi de görüyor. Bilmiyorum, bir an önce bir çözüm bulmalılar yani. Bu takım son yılların kurulmuş en iyi takımı. Yani profesyonel futbolcularla dolu bir takım. İnşallah her şey güzel olur. Evet, şimdi atağa çıkma çabasındayız. Lüleburgazspor araya doğru bir pas, sağ kanattan topa yetişmeye çalışıyoruz. Orada faul yaptık rakibimize. Hakem hemen bayrağını kaldırdı. Orada korner direğinin dibinden serbest vuruş kullanacak İFA Spor. Gidemiyoruz Ali, şut pozisyonumuz yok. Orta yapacak pozisyonumuz yok. Forvetimize top atamıyoruz. Yani bir tane şut çektik, o da çok basit bir şuttu yani. Evet. Böyle bir takım şu an burada şov yapması lazımdı. Hani sentetik saha, acaba ondan mı diyeceğim. Sentetik sahada idmanlar yapıyoruz, antrenmanlar yapıyoruz. Yani onun da etkisi olabilir, ama yani bu kadar da olmaması lazım. Taktiksel anlamda olmaması lazım. Şimdi taktikte gidersin abi. Orada pozisyona girerken ayağın kayar. Zeminle alakalı dersin, ben sentetiğe alışık değilim. Tamam derim sana. Ama sen o pozisyona bile giremedin. Abi şimdi bu takım sentetikte de antrenman yapıyor yani. Şöyle bir şey var. Mevkiinde, mevki dışı oynayan bir sürü futbolcumuz var. Sağ bek oynayan kardeşimiz 2 numara
Doğukan orta saha futbolcusu. Yani şu an sağ bek oynuyor. Devran orta sahada 5 numaramız. O da stoper oynuyor. Yani bu takımın sağ bek ve stoper eksiği var belli. Orta sahada canavar gibi futbolcularımız var bizim yani. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bundan önce stoper ve sağ beke takviye yaparak şeyler olması lazım. Vallahi bunları değerlendireceğiz ama biz maalesef kaleye gidemiyoruz abi. Yani hep olduğumuz yerde orta sahada vuruyoruz, top geri geliyor. Bir daha bize geliyor, bir daha vuruyoruz, bir daha top bize geliyor. Rakip devamlı orada baskısını hissettiriyor. Rakip devamlı geliyor, sen de karşılıyorsun. Ne kadar, nasıl karşılayabilirsin? Karşıla. Artık bir yerde yoruluyorsun tabii doğal olarak. Bu rakibe de pozisyon veriyorsun. Aynı iki tane yediğimiz gol gibi. Şimdi orada yine defansımızda kaptan Muhammed yine topa müdahalede bulundu. Şimdi orta sahadan Umut pozisyon arıyoruz. Atak arayışındayız. İleri doğru uzun bir top. O uzun top direkt olarak taça gitti. İFA Spor atak girişimine göre sağ taraftan taçı kullandı. Aynı çizgi üzerinden bir taç daha kullanacak İFA Spor. Geriye doğru bir pas. Orada Murat yine taça gitti. Kaleciye kadar döndü. Kaleci Burak. Kaleci Burak. İsmail tekrar İsmail'e geldi top. İsmail defansın ortasına doğru döndü. Samet. Orada topu alan 25 numaralı formasıyla Mehmet. Kaleciye kadar döndüler. Kaleciden ileri doğru uzun bir top. Orada yine Muhammed, kaptanımız Muhammed. Bugün çok mücadele, çok çalıştı. Orada tam oyuncu yerde kaldı İFA Spor'da. Sağ içine biraz gerginlik oldu oyuncular arasında. Orada yerde yatan iki tane İFA Spor'lu oyuncu futbolcu vardı. Hakem faulü verdi. Oyuncularımızdan sinirlenip topa vuran oldu. Topa vuran orada 10 numara Senan. Sarı kart gördü. Tamam beş bunda. İFA Spor tekrardan oyuna başladı. Orada oyuncular arasında küçük bir gerginlik olmuştu. Şimdi İFA Spor atağa çıkmak üstünde. Ceza sahasında uzun bir top. Yönetim kontrolü 13 numara Kadir ortasını yaptı ceza sahasına doğru. Sonra da defansımız orada ayak koydu. Şimdi ataç maç havasında derken de burada spor ve spor oyuncular tekrardan topu kazandı. 72 numaralı oyuncu Şehmuz orada. Şehmuz rakibini geçti. Şehmuz. En sağ tarafa döndü. Ceza sahasına doğru bir orta girişimi orada yaptı. Defansımız orada. Müdahalede bulundu. Şimdi kontrol ataç maç havasında var burada sporda. İleri doğru uzun bir top. O uzun topa doğru koşan oyuncumuz. 6 numara Umut. Umut kaleye doğru. Umut top direkten dışarı çıktı. Yolan top. Defansın müdahalesi. Top kornere çıktı. Kalecinin büyük hatası. Defansla kalecinin arasına gelen Umut. Vuruşunu yaptı. Vuruşunu top kalecinin üstünden ağlara doğru giderken direğe vurdu. Direkten yolan topu. Defans kornere gönderdi. Ulaburgaz Spor'da bir oyuncu değişikliği daha var. 9 numara Murat. Orada oyuncumuz Murat dışarıya çıkıyor. Murat çıktıktan sonra gol yollarında kiminle gol arayacağız? Onu da tekniksel olarak göreceğiz. Şimdi Ceza sahasına top oluştu. Orada bir topu kaptırdı. Şimdi kontrata çıktı İFA Spor. 2-1 geliyorlar. Pasını verdi. 2 numaralı oyuncumuz Doğukan araya girdi.
Şimdi atak atmasa bakıldı burada spor ederken İFA Sporlu oyuncular araya girmek istedi. Topu aldılar ve hakem öncesinde faulü verdi. Güle burada spor lehine. Orta saç çizgisinin oradan faul atışı kullanıyoruz. Kullandık. Orada topu müdahale etmek isterken İFA Sporlu oyuncular araya girdi. Sonrasında sağ kanatta bomboş topla buluştu İFA Sporlu oyuncu. Ortaya doğru döndü Kadir. İkinci gol atan Kadir 13 numara. Sol tarafa doğru döndü. Orada İskinoğlu formasıyla Şeymuş topu almak isterken de burada sporlu oyuncular araya girdi. Şimdi orada bir presimiz vardı. 5 numara Ayhan. Orada kreş yapmışlar kreşlerle birlikte. Şimdi 12 numara. İsmail ile paslaştı. 20 numara Samet. Sol tarafa doğru döndü. Samet'ten Şevmuz'a. Şevmuz orta pozisyonu. Ceza sahasına doğru bir arka direğe gelen topa bir kafa darbesi geldi. Defans oyuncularımızdan. Oradan topu çıkarmaya çalışıyoruz. Topu çıkartmaya çalışırken İFA Sporlu oyuncular araya girdi derken top taca çıkacakken topu kontrol ettiler. Orada yerde kalan bir oyuncu var İFA Spor'da. Hakem de orada oyunu durdurdu. İFA Sporlu oyuncular topu taca gönderdi. Sağlık ekipleri sahaya girecek. Girdi ve şu anda müdahalesini yapıyor sağlık ekipleri. Şu anda karşılaşmanın 79. dakikası. 2-0 mağlup durumdayız. İstanbul'da Alkalı'da İFA Stadyumundayız. İFA Spor Otağı orada 12 oyuncu ceza sahasına girmek isterken son anda ayağa geldi oyuncularımızdan. Güzel bir fake attı orada. Sağ tarafı topuza atmak isterken rakibi orada araya girdi. Şimdi İFA Spor'a devam ediyor. 70 kere Şevmuz. Şevmuz yerde kaldı. Şevmuz'un yerde kalmasından dolayı hakem faulü verdi. İFA Spor atak yönünde sol taraftan bir serbest vuruş kullanacak. Ceza sahasına tehlikeli bir orta gelebilir. Oradan. İFA Sporlu oyuncu topu yere koydu. Orada 12 numara Ufuk Erdem faul atışını kullanacak. Ceza sahası kalabalık. 2, 4, 6, 7 İFA Sporlu oyuncu geldi. Ceza sahasına doğru bir orta arka tarafa doğru geldi. Bir kafa defansımızdan. Defansımızdan seken topu. Hakem faul verdi. İFA Sporlu bir oyuncu yerde kaldı orada. İFA Sporlu oyuncuların tepkisi vardı. Orada yerde kaldı. Sağlık ekiplerini çağırdı. Maçın hakemi sahaya.